Diğer tarafa gelince, MYK işine gelince onu netlikle şöyle ifade edebilirim. Yani Süleyman Soylu kısmı ayrık. Çünkü Süleyman Soylu bu yapıya sonradan dahil oldu. Ve ta her zaman başka bir partinin liderinin koruması altındaydı. Yani bunu herkes biliyor. Biliyoruz, konuştuğumuz bir şey. Ama Binali Yıldırım, hani beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söylemeyeyim. İstersen beraber ıslandılar vesaire. O yolun yolculuk arkadaşı. Ve şimdi evet senin söylediğin daha devamında gelecek pek çok olay ve çok ciddi bir şekilde de AKP'de oy kaybediyor. Yani %8'de son seçimde kaybetti. AKP'nin bugün aldığı oy, Türkiye'de söylüyorum tekrar hatırlatacağım, 18.536. Yani bak buralara geldi. Dolayısıyla sen bir dur diyecektir. Onun da itirazı Şamil Tayyar gibi olmayacaktır. Binali'nin itiraz edecek hali yok. Yani zaten Binali Yıldırım'ın öyle çok vukuatları oldu ki o zamanlarda da bu işlemler samimi ise yapılması gerekiyordu. Venezuelalar, peynirler, oğlunun işleri vesaire hatırlarsan. Yani Binali Yıldırım'ın kameralar karşısında şimdi herkesi suçluyor ya onlar. O FETÖ'cü, şucu, darbeci, şu vatan haini falan çok rahat herkesi suçluyor. Oğluyla ilgili kameralar karşısında o halini, o bir savunmaya çalışma gayretini ama nafile yüzünden bile akıyor. O çabasını gördükçe inan hiç unutamam yani insanlar o kadar kolay vatan haini, FETÖ'cü, terörist damgasını yapıştıranlar kendilerinin üstüne suç geldiğinde nasıl zavallı bir duruma geliyorlar ve büyük bir gayretle, büyük bir çabayla oğlunu savunur. O görüntüler de hafızamdadır bugün gibi. Binali Yıldırım yol arkadaşı, yoldaşı olarak geri planda duracaktır. Buna itirazı sesi çıkmayacaktır. Görev verilir verilmez. O çok önemli değil. Ama o dava denen var ya dava işte herkesin bir davası var. AKP'nin de bir davası var. O davadaki Tayyip Erdoğan'ın yoldaşlarından, en baştaki yoldaşlarından biri olarak bugüne kadar geldi. O öyle. Şamil Tayyar için şunu söyleyebilirim. Tabii ki AKP'nin için çürüdüğünü söylüyor. Onu söylemesi için de oyunun dışında kalması gerekiyormuş. Onun dışında kalınca onu söyledi. Ama diğer söyledikleri şöyle. Yani Tayyip Erdoğan'a doğrudan bir şey söyleyemeyeceği için, söyletemedikleri için de Cumhurbaşkanı'nın gölgesinin azametine sığınıp kendisine yani mealen söylüyorum. Tayyip Erdoğan yerine koyanların döşediği yollar, cehenneme giden yollar, taşlar cehenneme giden yollar. İşte bu yobazca bir şey diyor galiba, değil mi? Öyle bir şeyler söylüyor. O kısmını neden söylüyor? Çünkü öyle bir şey yok. Kimse Tayyip Erdoğan'a rağmen bir şey yapamaz. Evet, Tayyip Erdoğan bir stratejisi vardır. Kendisinin sonraki dönemini planlıyordur. O planı da o kuruyordur. O kurduğu planda yanına aldıklarının arasında Şamil Tayyar yoktur. O da bunu böyle nitelendiriyordu. Bak AKP'nin çürüdüğü dediği kısım doğrudur. Ama diğer kısım için Tayyip Erdoğan'a rağmen Tayyip Erdoğan'ın yanında sonrasını planlayanlara şu anda Tayyip Erdoğan onay vermese yapamazlar. Tayyip Erdoğan şu an hala partisinin en güçlü figürü, lideri. Yani bunu aksini söyleyebilecek birisi olduğunu şu anda sanmıyorum. Dolayısıyla oyun dışında kalınca o kısım için kendisinin dahil olmadığı yeni yolculuk için böyle bir yakıştırmada bulunuyor. Öyle diyebilirim. Bizim avukat arkadaşlar şöyle söylerler. Şamil Tayyar lafı açıldığında ve Şamil Tayyar böyle AKP'ye çaktığında derler ki Edem kendi FETÖ borsasından çok yiyemedi. O nedenle de böyle zaman zaman çıkışları oluyor derler. Evet, Şamil Tayyar'ın genel tavrı budur. Yani rant üzerine kurulmuştur AKP ilişkileri. Bunu da ifade edelim. Şimdi yani benim Şamil Tayyar'la da hani böyle süre gelen bir polemiklerim var. Onun üzerine de bunu dinlerse buradan da bir dava açabilir. Biz de karşılığında belgelerle gideriz. Bunu da söyleyeyim. Şunu ilave etmek istiyorum Figen. Aya Mora Kaplan meselesi kapanmayacak gibi. Sinan Ateş meselesi olduğu gibi. Neden? Çünkü yavaş yavaş böyle emniyet yani çok yavaş geliyor ama
Anladığımız kadarıyla her dosyaya ilave edilen kişi üzerinden bir başka dosya açılıyor. Her dosyaya ilave edilen bir kişi üzerinden başka bir durum açılıyor. Ama dosyanın da bağlandığı bir yer var. Hep dedik ki Türkiye'de aslında köprü harekatlarından oldu her şey. AKP döneminde de böyle oldu. Diğer dönemlerde de böyle oldu. Ama bu köprü meselesi AKP'de böyle zirve yaptığı bir dönem vardı. İşte darbeden sonraki meseleydi. Ve burada da ilginç olaylar ortaya çıktı. Böyle kahramanlar ortaya çıktı senin söylediğin gibi. Büyük böyle FETÖ'yle uğraşan savcılar ortaya çıktı. İşte böyle gözü kara kişiler ortaya çıktı. Bunlardan biri de Yüksel Kocaman'dı. Fakat biz bu gözü kara kişilerin bir biçimde nasıl oluyorsa mal varlıklarının çok yoğun bir biçimde arttığını gördük. Bu FETÖ meselelerini, FETÖ dosyalarını incelerlerken burada da FETÖ borsası diye bir durum ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili mimli olabilecek. Özellikle de çok yakın bir gelecekte, bak gelecek hafta bile bunu çok net konuşabiliriz. Yakın bir gelecekte biz Yüksel Kocaman'ı daha farklı noktalardan değerlendireceğiz. Neden değerlendireceğiz? Ayhan Bora Kaplan dosyası artık Yüksel Kocaman'a ulaşıyor. Kaynaklarımız bunu söylüyor. Ama sadece Ayhan Bora Kaplan meselesi üzerinden değil, başka meseleler üzerinden de ulaşıyor. Yani şu sorular çok sık soruluyor. Neden mal varlığında bu kadar bir büyüme oldu? Neden bir nakliye şirketi üzerinden bu denli bir servet yüklemesi oldu? Bu işler nasıl oldu? Bir savcı neden tırlar aldı? Neden bu tırlarla poz vermekten, bu tırların yanında özel harekatçılarla fotoğraf vermekten çekinmedi? Birincisi bu. Ancak anladığımız kadarıyla ve yine gelen bilgilerin etrafında söyleyelim ki Yüksel Kocaman özel hayat konusunda ve özel hayatı kurumlarla, kurumları özel hayata bulaştırmak konusunda da çıta atlamış. Yani hani hep siyasal İslamcının bir şeyi vardır, böyle din, ahlak filan, ama biz ahlak ölçülerinin, ahlak kriterlerinin savcı Yüksel Kocaman da hala Yargıtay'da görevli olan, döneminde Ankara Başsavcısı olan Yüksel Kocaman'ın da kaçmış olduğunu ifade edebiliriz. Bu konular üzerinde de çok tartışacağız. Bundan da emin olabilirsin Figen. Yargıtay ne yapıyor acaba? Yargıtay'da çok büyük nasıl derler, ne deniyor ona? Böyle çatlaklar, kırılmalar, heyecan ve sıkıntılar var. Bunu ya, da yaptılar ya. Kocaman'ın durumu net tartışılıyor. Tartışsınlar. Net tartışılıyor. Yani hala Yüksel Kocaman ya da yani bu Yargıtay'ın 1868'den bu yana devam eden Yargıtay kurumuna böylesi şaibelerin bulaştığı iddiaların, bırak bak gerçek olmasa da bir iftira niteliğinde bile olsa, bu kadar uzayıp giden bir hikayede Yargıtay Başkanı yapması gereken bellidir. İstifasını isteyecek. Ama kulakları çınlasın Yargıtay'ın. Sussunlar, otursunlar bakalım daha. Ne yapıyorlar? Bir orası kalmıştı. O da bitti. Zaten Gezi davasında verilen kararlardan sonra söylenecek hiçbir şey yok ya. Maalesef. Evet.